Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Bir keresinde şöyle duymuştum. Allah'ın senin için açtığı kapıyı kimsenin kapatmaya gücü yetmez. Eğer ki sen o kapının açılacağına tüm kalbine inanır ve sabredersen, bütün dünyada karşına dikilse asla aksi olamaz. Hayatınızda yaşadığınız iyi ya da kötü şeylere çok da odaklanmayın. Çünkü her güzel şeyin bir gün bittiği gibi kötü şeylerin de bir gün son bulacağını unutmayın. İyi gününüzde fazla mutlu olup kendinizden geçmeyin. Çünkü bitecek. Kötü gününüzde de kendinizi olduğunuzdan fazla üzüp yıpratmayın. O da bir gün bitecek. Şimdi size kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Ben daha çocukken annemi ve babamı trafik kazasında kaybettim. Daha çocukken acının en büyüğünü yaşadım. En sevdiğim, değer verdiğim iki kişiyi kaybetmiştim. Onların acısını içimde nasıl atacağım? Kime sığınacağım diye düşünmekten içim parçalanıyordu. Günlerce, aylarca bu olayı atlatamadım. Annemle babam vefat ettikten sonra bana halam sahip çıkmıştı. Kendi çocuklarından ayırmadan onlara nasıl davranmışsa bana öyle davrandı. Hatta daha da iyi diyebilirim. Bir müddet sonra halamın eşi kumarda neyi var neyi yoksa kaybedince maddi durumları oldukça kötüye gitti. Halam eşinden boşanmak istediğini, böyle bir rezaleti kaldıramayacağını söyleyince halamın eşi yalvarıp resmen kadın ayaklarına kapandı. Ona bu borçları ödeyeceğini ve ona zaman vermesini isteyerek başka, uzak bir şehre çalışmaya gitti. Halam iki çocuğuna ve bana bakmak zorundaydı. Bu yüzden o da evleri temizliğe gidiyordu. Eşi ilk başlarda para gönderse de birkaç ay sonra tamamen ortadan kayboldu. Maddi durumu iyice kötüye giden halam ne yapacağını bilemiyordu. Bir gün akşamüstü komşulardan bir halama bizim için meyve getirmişti. Onlar bahçede konuşurken ben istemeden de olsa konuşmalarına kulak misafiri oldum. Komşu halama, sen kendi çocuklarına zor bakıyorsun. Hiç olmazsa Zeynep'i yetimhaneye ver. Sen ona bakmak zorunda değilsin. Hem senin de maddi durumun ortada. Keyfinden yapmıyorsun ki dediğinde halam itiraz etse de benim bu evden gitmemin onun yükünü az da olsa hafifleteceğini biliyordum. O gece yemekten sonra halamın odasına gidip ona konuştuklarını duyduğumu ve ben onu vereceği karara saygı duyduğumu söyledim. Halamın çaresiz yüzünden belliydi. Gözlerimin içine bakıp sessiz ve titrek bir sesle ''Kızım ben bunu nasıl yaparım? Sen abinin emanetisin bana'' diyerek saçlarımı okşadı. Ben hafif gülümseyerek ona üzüntümü belli etmedim. İstemediğini söylese de çaresiz olduğunu biliyordum. En yakın zamanda Antalya'da bulunan yetimhaneye vardı. Halamdan ve kuzenlerimden ayrılmak benim için oldukça zor bir durumdu ama yapacak bir şey yoktu. Ben orada kaldım. Büyüdüm ve derslerimde başarılı oldum. Halam beni ara sıra görmeye gelirdi. Her gelişinde sanki daha da yaşlanmış gibi görünüyordu. Çok sıkıntı çektiği her halinden belliydi. Ben de ona burada her şeyin yolunda olduğunu ve bana çok iyi baktıklarını söylüyordum ki bir de beni düşünün, kendini yormasın. Günler, aylar, yıllar geçti. Ben üniversiteyi kazanıp oradan ayrıldım. Hem çalışıp hem okuyordum. Halamı da her fırsatta ziyaret etmeyi unutmuyordum tabii ki. Birkaç kız arkadaşımla aynı evde kirada yaşıyorduk. Çok geçmeden üniversitede bir çocukla tanıştım. Onu ilk gördüğüm anda aşık olmuştum. Tabi bu isterim karşılıksız değildi. Üniversite biter bitmez bu aşkı evlilikte daha da güzel bir hale getirdik. Uzun zaman sonra kendimi yaşıyormuş gibi hissediyordum. Eşimle çok mutlu ve huzurlu bir evliliğimiz vardı. Yıllardır evli olmamıza rağmen hala bir bebeğimiz yoktu. Ben bazen bu konuda üzgün olsam da eşim hemen benim yüzümü güldürmek için elinden geleni yapar ve benim asla üzmeme izin vermezdi. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Eşimin anne ve babası bizden erkek çocuk istiyordu. Çünkü eşim onların tek çocuğuydu ve soyunun devam etmesini istiyorlardı. Yüzüme karşı olmasa da defalarca arkamdan konuşurlarken kendi kulaklarımla duymuştum. Çocuğumuz olmuyor. Eşim benden boşanmasını ve başka biriyle evlenmesini istiyorlardı. Bu benim için ne kadar zor olsa da eşimden ayrılmak zorundaydım. Eşim de zor durumdaydı. Hem ailesi ona çok baskı yapıyordu. Hem de benden vazgeçmek istemiyordu. Ne yapsam, ne etsem diye düşünürken halam aradı. Uzun zamandır görüşemedik. Seni çok özledim. Görmek istiyorum deyince dayanamadım. Eşime bir haftalık halama gitmek istediğimi söyleyince beni kırmadı. İlk otobüse bilet alarak beni yolcu etti. Birkaç saatlik yolculuktan sonra halamın yanına vardım. Biraz sohbet muhabbet derken hiç beklemeden lafa girdi. Kızım biliyorum, sen de eşin de bir bebeğiniz olmasını çok istiyorsunuz. Çok doktorlar gezip çok yoruldunuz. Ama bizim bir sokak öteye bir ay önce bir kadın taşındı. Kendisi Moskova'da jinekolog olarak uzun yıllardır çalışmış. Çok kadına yardım etmiş. Ama şimdi emekli olduğu için çalışmıyor. Ona bir görün diyorum.
Allah'tan umut kesilmez. Belki her şey yoluna girer deyip beni az da olsa umutlandırdı. Dediği gibi yapıp o doktora göründüm. Benim için birkaç ilaç ve tavsiyelerde bulundu. Bunları gizli yapmak zorundaydım. Çünkü eşime de boş yere umut vermek istemiyordum. Ben kendi evime geri geldiğimde dünyam başıma yıkılmıştı. Ben evde olmadığım zaman da eşimin ailesi onu çoktan ikna etmiş ve bana boşanma davası açmıştı. Çaresizce ben de kabul ettim. Boşandıktan sonra eşim benim üzerime bir ev aldığını öğrendim. Zaten gidecek başka da yerim yoktu. Kocaman dünyada tek başıma kalmıştım. Birkaç ay o evde yaşadım. Ancak kendimi oldukça yorgun ve halsiz hissediyordum. Eşimden ayrılmanın acısı beni bu hale soktu diye düşünürken hamile olduğumu öğrendim. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen eşimi arayıp bu olanları anlatmak isterken duraksadım. Ya hayatında biri varsa, ya çoktan evlendiyse. Evet, öyle de olmuştu. Ailesi hemen benden ayrılır ayrılmaz başka biriyle evlendirmişti. Ben de bu olanlara dayanamayıp yaşadığım evi kiraya verip halamın yanına gitmek için yola koyuldum. Eşim benim hamile olduğumu duyarsa dayanamaz gelirdi. Benim yüzümden yuvası dağılsın istemem. Bu yüzden de gitmenin en iyisi olduğunu düşündüm. Orada dünyalar tatlısı bir oğlum oldu. İsmini Ali koydum. Onun geleceği için elimden gelen her şeyi yaptım. Büyüyüp üniversitede istediği bölüme girdi. Üniversitedeyken bir kızla tanışıp ona aşık oldu. Onu benimle tanıştırmak için can attığının farkındaydım. Ben de ona bir akşam eve yemeğe davet etmesini söyledim. Kızla tanışınca oğluma hak vermiştim. Anlattığı kadar güzel ve düzgün birine benziyordu. İsminin Güneş olduğunu söyledi. Kız ailesini anlatmasını istediğimde sadece annesi ve anne tarafı hakkında konuşup onları methediyordu. Babasının o daha çocukken onları bırakıp Moskova'ya gittiğini, büyük babasının vefat ettiğini, babaannesinin de yatalak olduğunu söyledi. Anlatmak istemediğini görüp çok da üstüne gitmedim. Kısa süre içinde kızın annesi ve annesinin akrabalarıyla tanışıp küçük bir nişan yaptık. Ardından da düğün. Bana garip gelen şey sadece neden kızın babasından bu kadar nefret ettiği ve düğünde baba tarafından tek bir akrabasının olmamasıydı. Zaten oğlum da babasını hiç tanımamıştı ancak ondan asla nefret etmesine izin vermemiştim. Oğlum sevdiği kızla evlenip güzel bir yuva kurmuştu. Eşim benim için aldığı evi oğluma hediye etmiştim. Oğlumun işleri yerindeydi. Hatta bana da maddi anlamda destek oluyordu ancak evlendikten bir ay sonra her şey değişti. Benimle bir gün bile konuşmadan duramayan oğlum şimdi günlerce beni aramıyor. Arasam da açmıyordu. Bir gün dayanamayıp oğlumun evine gittim. Kapının önüne geldiğimde içim bir huzursuzluk kapladı. Kapıyı defalarca çaldım ancak kimse açmadı. Tam geri dönecekken oğlumla gelinimin kol kola girmiş eve doğru geldiklerini gördüm. Ali zayıflamış ve günlerde susuz kalmış gibi bir hali vardı. Beni görünce gözleri doldu. Ona sımsıkı sarılıp ne olduğunu sorduğumda sanki içinde birikmiş bir derdi varmış gibi ağlamaya başladı. Onu hiç bu halde görmemiştim. Eve geçip biraz oturdu. Ben hala ne olduğunu anlamıyordum. Ne Güneş, ne Dali bana bir şey anlatmıyor. Sadece Ali'nin bu aralar biraz rahatsız olduğunu söylüyorlardı. Ben bu işte bir iş olduğunu anlamıştım. Bu yüzden de birkaç gün burada kalmaya karar verdim. Oğlumun işe gitmediğini, sürekli evde hasta yattığını, maddi durumlarını ise Güneş'in annesi Eda Hanım'ın karşıladığını öğrenince çok mahcup olmuştum. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Akşam yemekten sonra uyumak için odalarına gittiler. Ben de salonda gelinin benim için kanepede hazırladığı yatağa uzanıp olanlara bir anlam vermeye çalışıyordum. Anlattıklarına göre doktorlar geçici bir hastalık demişti ancak bu bana pek inandırıcı gelmedi. Ben bu düşüncelerle uyuyakalmışım. Gece bir ayak sesine uyandım. Gözümü açıp etrafa baktığımda hiçbir şey göremedim. Başımı tekrar yastığa koyunca tekrar bir sese irkildim. Yataktan kalkıp evin ışığını açtığımda Ali'nin yüzü duvara dönük dizleri üstüne çöktüğünü gördüm. Ona yaklaşıp orada ne yaptığını sormak isteyince duvarda kanla çizim semboller gördüm. Çok korkup hemen Güneş'i çağırdım. O da kesinlikle ona engel olmamamı söyledi. Ali birkaç dakika öyle durduktan sonra tekrar ayağa kalktı. Avuçlarından kan akıyordu. Gözlerime inanamıyordum. Bu nasıl olurdu? Sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Ali'nin hali gözümün önünden gitmiyordu. Ertesi gün Ali'ye akşam olanları sorduğumda şaşırmış bir şekilde yüzüme bakıp hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Güneş anlatmak istemiyordu ama onu zorla da olsa konuşturdum. 2 haftadır Ali bu halde. Kimseye söyleyemiyorum. Sadece annem biliyor o kadar. Hastanelik doktor da annem buldu zaten. O bize yardım etmese nasıl oluruz bilmiyorum dedi. O gün yine gözüm Ali'nin üstündeydi. Gündüz normaldi ama gece olunca işler değişiyordu. Evden garip sesler geliyor. Eşyalar durduk yere kayboluyor ve sanki sürekli biri seni izliyormuş gibi hissediyorsun. Söz konusu evladım olduğu için bu garip olaylar bir çözüm bulmam gerekiyordu. Benim halamdan başka kimsem olmadığı için onu arayıp olanlara uygun bir dille anlattım. Duyduklarına inanmadı ancak maalesef gerçekti. Kızım,
Anlattığına göre orada paranormal bir şeyler oluyor. Bunun için dua falan oku. Evi temizle. Halde güzelce duş alıp 2 rekat namaz kılsın. Ben de ne yapabiliriz? Başka ona bakacağım dedi. O gün halamın dediklerini yapıp akşama kadar uğraştım. Ali'ye de duş alıp namaz kılmasını söyledim. Hiç itiraz etmedi. Ancak namaz kılmayı bilmiyordu. Ona nasıl yapacağını, en azından secde edip Allah'tan yardım istemesini söyledim. Allah senin sesini duyar elbet. Yeter ki sen iste dedim. Akşam ezan okunduğunda abdest alıp namaz kılmak için odasına girdi. Birkaç dakika geçmişti ki odada bir gürültü koptu. Koşarak odaya girip baktığımızda gözlerime inanamadım. Duvarda garip yazılar, kocaman göz sembolleri, kanlı el işaretleri vardı. Ali ise odanın ortasında hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Birkaç dakika içinde bunları tek başına yapması imkansızdı. Ben Ali'ye doğru koşup onu yerden kaldırmak isterken kapı hızlıca kapandı. Duvarlardan gelen o korkunç inleme sesleri gözle görmesem de iliklerime kadar hissettiğim o bizi izleyen gözler insanı delirtmeye yetiyordu. Oğluma sarılıp Allah'a sığındım. Ondan başka zaten gidecek yerimiz de yok. Hiç durmadan dualar ediyordum. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama sanki ömrümün en uzun bekleyişiydi. O gece sabaha kadar ağlayıp dualar ettim. Canım oğlum. Kim bilir ne zamandan beri bu halde. Kim bilir neler yaşıyor. Ancak kimseye söyleyemiyor. Ben halamı tekrar arayıp olanları anlattım. O da korkma kızım. Sen adresi ver. Ben sana yardım getiriyorum dedi ve kapattı. Bu nasıl bir yardımdı? Anlamadım ama beklemekten başka çarem yoktu. Birkaç saat sonra kapı çaldı. Heyecanla gidip kapıyı açtığımda halam ve yanında 30-35 yaşlarında bir adam vardı. Adam içeri girip kendini tanıttı. Sonra hemen evi gezmeye başladı. Odaların kapısından içeri bakıp geri çekiliyordu. Ali'nin odasının önünde duraksadı. Birkaç saniye sessizce bakıp geri adım attı. Sonra dönüp dikkatlice bize baktı. Bize doğru birkaç adım atıp durdu. Kısık sesle bir şeyler söylüyordu. Ben konuşmak isteyince eliyle bana sus işareti yaptı. Aslında dikkatlice baktığı biz değildik. Arkamızdaki duvardı. Duvara yaklaşıp hemen çantasından bir kalem kağıt çıkardı. Bir şeyler yazıp defteri çantasına geri koydu. O boş duvarda onu görüp de bizim göremediğimiz ne vardı acaba? Çok geçmeden hocayla Ali tanıştı. Ali'ye birkaç soru sordu. Ancak Ali bu yaşananları hiçbirini hatırlamadığını söyledi. Sonra hoca, biz senin odanda baş başa konuşsak daha iyi olacak. Ancak akşam ezanından sonra olursa daha uygun olur dedi. Biz hepimiz dört gözle beklemeye başladık. Akşam ezanı okundu. Hoca hiç zaman kaybetmeden namazını kılıp Ali ile odaya geçti. Bize kesinlikle odaya girmek yasak. Ne duyarsanız duyun. Asla ben odadan çıkmadan siz odaya girmeye çalışmayın dedi. Tamam deyip salonda beklemeye başladık. Hoca ve Ali odaya girdiler. Biz de odanın kapısına durup en azından ne konuştuklarını duymak istiyorduk. Sonuçta bu adamı tanımıyordum. Odaya ilk girdiklerinde hiç ses gelmiyordu. Ancak birkaç dakika sonra hocanın sesini duyduk. Ali, sen kimsin diyordu. Ali de kısık bir sesle benim ismim Ali efendim dedi. Hoca tekrar ona sen kimsin diye sordu. O da söyledim ya ismim Ali efendim dedi. Bu sefer hoca daha yüksek bir sesle Arapça bir şeyler söyleyip ardından sana son kez soruyorum. Sen kimsin dediğinde Ali'nin kahkahaları duyuldu. Sen beni korkutup bu evden bu bedenden göndereceğini mi sanıyorsun? Bunu asla yapamayacaksın. Bu beden artık bana ait dediğini duyduk. Sonra ev birden sarsılmaya başladı. Sanki bir deprem oluyormuş gibi. Çok kısa ve etkili bir sarsılma. Ardından hoca içeriden çıktı. Ali ise yerde hareketsiz yatıyordu. Yanına gitmek isterken sakın girmeyin. Bana bir bardak su getirin sadece diyerek kapıda bekledi. Suyu alıp yeniden içeri girdi. Biraz Ali'ye içirip onu kendine getirip yatağına uzattı. Sonra kapıyı kapatıp salona geçti. Oturun hanımlar. Biraz bu konu hakkında konuşalım dedi. Biz oturup onun ne söyleyeceğini merakla beklerken kapı çaldı. Güneş aceleyle kapıyı açtığında gelenin annesi olduğunu gördü. Eda içeri girip halimizi görünce ne oldu? İyi misiniz diye sordu. Güneş de ağlayarak anne Ali hiç iyi değil dedi. Ona hocayı gösterip bu Murat hoca. Kendisi bu konularda iyidir. Onunla Ali'ye yardım edeceğini düşünüp getirdik dedik. Eda iyi yaptınız tabii ki de ancak doktorlar daha iyi bilir kimime geliyor dedi. Halam kızım denemekten zarar gelmez. Hem Allah'ın doğası neden bir insana kötü gelsin ki dedi. Eda hiçbir şey söylemedi. Ali nerede? Ona sevdiği yemekten yapıp getirdim deyip elinlik çorba dolu küçük tencereyi gösterdi. Gerçekten de yemek zamanıydı. Akşam yemeğimizi yiyip hocanın bize anlatacaklarını bekliyorduk. Ancak hoca sürekli kitaplardan bir şeyler okuyor. Evin her köşesini arıyordu. Ona yaklaşıp hocam oğluma ne oldu? Lütfen artık bir şeyler söyleyin dediğimde merak etmeyin. Her şey Allah'ın izniyle iyi olacak. Sadece biraz sabredin dedi.
Adamın yüzünde ve ses tonunda insan rahatlatan bir şeyler vardı. İçimden bir ses bu adama güven diyordu. Gece olunca hoca Ali'nin odasına geçip birkaç dua okuyup ona kendi çantasından çıkardığı bir kağıt verip bunu yanından asla ayırma deyip odadan çıktı. Eda, halam ve ben bir odada uyuyorduk. Murat Hoca ise salonda uyumayı tercih etti. Gecenin bir yarısı yine irkilerek uyandım. Yataktan fırlayıp salona geldiğimde Ali yine duvarın dibine çökmüş. Kafasını durmadan duvara vuruyordu. Hoca ise sakince ona yaklaşmaya çalışıyordu. Ali'nin alnından akan kanlar neredeyse yüzünün her tarafını kaplamıştı. Hoca sürekli bir şeyler okuyor. Onu uyandırmaya çalışıyordu ama kesinlikle ona dokunmuyordu. Herkes yatağından kalkmış. Salona toplanmış. Olanları çaresiz izliyordu. Ali bir anlık durup ayağa kalktı. Yüzünü bize doğru döndü. Gözleri kapalıydı. Önce gülümseyip daha sonra kahkaha atmaya başladı. Ses tonu gitgide artıyor. Korkucu olmaya başlıyordu. Elimden bir şey gelmemesi beni bitiriyordu. Ali aniden hocaya doğru dönüp ona birkaç adım attı. Neredeyse burun buruna geldiler. Hocaya neden gözüm içine bakıyorsun pislik? Korkuyor musun benden diyerek alay ediyordu. Hoca sürekli dualar okuyup onu sakinleştirmeye çalışsa da fayda etmedi. Ali tekrar odasına geçip kapıyı kapattı. Ben daha fazla dayanamayıp dizlerimin üstüne çökerek ağlamaya başladım. Ertesi gün Eda benim biraz işlerim var gitmem lazım deyip apar topar gitti. O gittikten sonra hoca bahçeye girip evi aradığı gibi bahçenin her tarafını arayıp taradı. Ancak hiçbir şey bulamadı. Zaten ne aradığını da söylemiyordu ki. En sonunda biz de akşam herkes burada olsun bu işi halledeceğim deyip evden ayrıldı. Güneş annesini arayıp akşam gelmesini söyledi. Gece herkes toplanmış. Murat hocayı bekliyordu ki kapı çalındı. Kapıyı açmak için gittiğimde gözüm pencereye takıldı. Dışarıda bahçede birileri vardı. Ben pencereye doğru gitmek isterken kapı daha sert bir şekilde çalındı. Bu çalış pek ayrı alamet değildi. Kapıyla birlikte pencerelerden sesler gelmeye başladı. Halam, kızım uzak durun kapıdan ve pencerelerden diye bizi uyardı. Biz korkudan ne yapacağımızı bilemiyorduk. Birkaç dakika sonra sesler kesilmişti. Ancak biz olduğumuz yerden kımıldayamıyorduk. Bir an Murat Hoca'nın sesini duyduk. Hızlıca kapıya doğru gidip hocam siz misiniz dedik. Evet benim açın kapıyı dedi. Kapıyı açar açmaz Murat Hoca hızlı adımlarla Ali'nin odasına gidip ardından kapıyı kapattı. Ben kapıdan başımı azıcık dışarı çıkarıp gökyüzüne baktığımda içim ürperdi. Neden bilmiyorum. Kalbim sıkışıyor. Nefes alamıyordum. Tam kapıyı kapatıp içeri girecekken Murat Hoca'nın bahçe kapısından içeri girdiğini görüp dona kaldım. Yutkunamadım. Ama bu nasıl olabilirdi? Murat Hoca yanıma gelip Zeynep Hanım iyi misiniz dediğinde dilim tutulmuştu. Donmuş surat ifademle yüzüne baka kalmıştım. Hava kararmak üzereydi. Hemen içeri girip Ali'nin odasına yöneldim. Kapıyı açıp baktığımda kimse yoktu. Murat Hoca'ya dönüp az önce olanları anlattım. Bunları duyunca zamanımız çok az. Bu gece halletmek lazım deyip çantasından bazı yazılı kağıtlar çıkarıp duvara astı. Odanın her tarafına elindeki mavi şişedeki suyu serpti. Sonra siyah bir örtü alıp Ali'nin üzerine örttü. Hiçbir yeri görünmeyecek şekilde kapattı. Geride durun, sakın yaklaşmayın diyerek bizi uyardı. Bazı dualar okudu. Ali resmen çıldırıyordu. Öyle iniyor, öyle bağırıyordu ki sesi halen kulaklarımda çınlıyor. Evladım böyle çaresiz ve canı yanarken görmek beni mahvediyordu. O olaylar yaşanırken evde bütün camlar, pencereler tuzla buz oldu. Bir anda Ali'nin sesi kesildi ve yere yığıldı. Koşarak oğlumun yanına gitmeye çalıştım. Ancak halam izin vermedi. Sakin ol, hoca ne yaptığını biliyor deyip beni sakinleştirmeye çalıştı. Birkaç saniye sessizlikten sonra hoca Ali'nin üzerindeki siyah örtüyü kaldırdı. Oğlumun yüzüne renk gelmişti sanki. Onda bir farklılık olduğu belliydi. Ona hepimiz yardımlaşarak yatağını uzattık. Çok geçmeden Ali gözlerini açtı. Eskisinden daha iyi durumda olduğunu ve artık canının yanmadığını söylüyordu. Omuzlarımdan bir yük kalktı. Bana ne oldu diye sordu. Ben hocaya doğru dönüp elini tutup öpmeye çalıştığımda hoca bana lütfen böyle yapmayın. Her şey Allah'ın izniyle oldu. O izin vermeseydi ben hiçbir şey yapamazdım diyerek ayağa kalktı. Benim gitmem lazım ama gitmeden önce Zeynep Hanım sizinle kısa bir konuşma yapmamız gerekiyor dedi. Ben kapıya kadar Murat Hoca'ya eşlik ettim. Kapıya geldiğimizde Murat Hoca arkamızda kimsenin olmadığından emin olduktan sonra bana eğer ki böyle bir şey tekrar yaşanırsa kesinlikle ve kesinlikle Ali'ye engel olmaya çalışmayın. Ona dokunmayın. Onu durdurmayın. Bana güvenin. Her şey yoluna girecek. Bu arada etrafınızdaki insanlara çok dikkat edin diyerek evden uzaklaştı. Murat Hoca'nın bu dedikleri aklına birkaç tane soru işareti bıraktı. Ne demek istediğini anlayamamıştım ama böyle bir şeyin tekrar olma ihtimalinin olabileceğini söyledi. Arkasından baka kalmıştım. O gittikten sonra ellerimi açıp Allah'a yalvardım. Allah'tan
Oğlum bir daha böyle bir olay yaşamasını ve onu tekrar bu acıları çekmesini engellemesini istedim. Gözümden akan yaşları kimse görmesin diye hemen silip içeriye oğlumun yanına geçtim. Oğlum çok iyiydi. Son birkaç gündür onu öyle bir vaziyette görüyordum ki içim parçalanıyordu. Yüzünü okşadım. Saçlarından öptüm. Ona sımsıkı sarıldım. Yaşadıklarını hatırlamıyordu ama acısını hissediyordu. Bu benim için çok ağırdı. Benim ondan başka hiç kimsem yoktu. Ona bir şey olsaydı ben dayanamazdım. O gece Ali bizimle yemek masasına oturup iştahlı yemeğini yedi. O yemek yerken bir şey fark ettim. Eda gözlerini Ali'ye dikmişti. Ondan gözlerini hiç ayırmıyordu. Kendimi tutamayıp ona, "Eda, neden Ali'ye öyle bakıyorsun?" dediğimde irkilerek, "Biliyor musun Zeynep, Ali benim oğlum sayılır. Düğünden sonra belki seninle çok görüşemedik, yüz yüze gelemedik. Oturup konuşamadık ama Ali benim için çok değerli. Onu böyle görmek beni de çok üzdü. Şimdi onun böyle iyi bir halde olması açıkçası beni biraz şaşırtıyor ama bu iyi bir şey. Böyle olduğu için mutluyum." diyerek yeniden yemeğini yemeye devam etti. Zaten yemeğini de yememişti. Sadece oyalanıyordu. Uzun zaman sonra yeniden rahat bir uyku çekeceğimi düşünmüştüm. Bu geceyi de burada geçirip ertesi gün artık evime dönmeyi düşünüyordum. Gece herkes yataklarına geçti. Ben bu gece kanepede uyumayı tercih ettim. Halamla Eda ise başka bir odada uyudular. İçimde garip bir duygu vardı. Sevinç mi, yoksa bir telaş mı, bir huzursuzluk mu anlayamıyordum ama oldukça rahatsız ediciydi. İçimden bir ses beni sanki rahat bırakmıyordu. Bir şeyler söylüyordu ama ne anlamıyordum. Ben bunları düşünürken bir anda çok susadığımı fark ettim. Kanepeden kalkıp mutfağa yöneldim. Mutfağın ışığını açıp kendime bir bardak su aldım. Su içmeden önce besmele çektim. Suyu içip bardağı tezgahın üzerine bıraktım. Arkamı döndüğümde Ali tam olarak arkamdaydı. Uyuyordu. Gözleri kapalıydı. Birden aklıma hocam dediği geldi. Ona sakın dokunmayın demişti. Öylece durup Ali'yi izledim. Arkasını dönüp kapıya doğru yöneldi. Odağa kapıya varmadan kapı kendinden açıldı. Tüylerim diken diken olmuştu. Etrafımızda bizi rahatsız eden gözlerle bakan varlıklar vardı. Ali yalın ayakla sokağa çıktı. Hızlı adımlarla yürümeye başladı. Ben de onun ardından gidiyordum. Etraf zifiri karanlıktı. Sadece ay ışığında çok az görebiliyordum. Onun hızına yetişmek çok zordu. Ancak bütün gücümü toplayıp onun izini kaybetmemek için arkasından gidiyordum. Acaba onu durdursam mı? Ona engel olsam mı diye düşünüyordum ama yapamazdım. Hoca beni kesinlikle uyarmıştı. Ona dokunma diye. Ali hiç yavaşlamıyordu. Benim dizlerimde güç kalmamış. Artık yürüyemiyordum. Ayaklarım beni geri çekiyordu. Sonunda Ali durmuştu. O durduğu zaman ben de durdum. Dönüp etrafıma baktım. Etrafımda taşları simsiyah olan ve o simsiyah taşların her birinin başucunda en az 2 metre boyunda korkunç varlıklar olan mezarlar vardı. Mezarlardan çığlıklar duyuluyordu. Sanki o sesler mezarların içinden değildi, cehennemin 7 kat dibinden geliyormuş gibiydi. Ali diye defalarca seslendim. Defalarca onu çağırdım ama beni duymuyordu. Ben etrafıma bakarken bir anda geriye döndüm. Ali ortada yoktu. Mezarların başındaki o simsiyah varlıklar birden garip sesler çıkarmaya başladılar. Sanki birbirleriyle haberleşiyorlarmış gibi ürküç sesler çıkarıp çığlıklar atıyorlardı. Bu çok korkutucuydu ama daha korkutucu olan şey benden en az 100 metre uzaklıkta koskocaman simsiyah bir ağacın yerin altından yavaş yavaş çıkmasıydı. Bir anda Ali'nin o ağaca doğru koştuğunu fark ettim. Ben de ona doğru koşup ona engel olmaya çalıştım. Ama etraftaki o varlıklar önümü kesti. Oğluma doğru bir adım bile atamıyordum. Ali o ağacın yanında durdu. Yüzünü bana doğru döndü ve elini kocaman bıçağı iki elle sıkıca tutup yukarıya kaldırdığı anda çığlık atmak isterken bir an duraksadı. Etraftaki o ağırlıkların sesi de kesilmişti. Ali dönüp başka bir yöne doğru baktı. Onun baktığı yöne doğru döndüğümde Murat Hoca'yı gördüm. Murat Hoca yürüyerek o ağaca doğru gidiyordu. Arkasında da zincire bağlı birkaç keçi vardı. Ali elindeki bıçağı indirip Murat Hoca'ya doğru adımlamaya başlayınca ağacın dibinden farklı görüntüde yaratıklar çıkıp Ali'nin etrafını sarsa da ona engel olamadılar. Murat Hoca keçiyi o ağaca bağlayıp Ali'yi oradan uzaklaştırırken o siyah varlıkların hepsi tek bir tarafa doğru sürüyle hızlıca gittiler. Ben oğlumun yanına gidip ona sarılmak isterken "Hoca, korkma, her şey yolunda. O eve gidemeyiz. Benim evime gidelim. Size her şeyi anlatacağım." dedi. Hocanın evine gidip Ali'nin de biraz kendine gelmesini bekledik. O dinlenirken hoca bana bu olayın nasıl olduğunu ve neden bu hale geldiğini anlattı. "Şimdi size Murat Hoca'nın dilinden anlatıyorum. Sizin eve geldiğimde daha kapıdan içeri girer girmez o evde bir musallatın olduğunu anladım. Ali'nin odasının kapısında sizin de az önce mezarlıkta gördüğünüz o varlıklardan biri vardı. Onlar ölmüş ve
kısa zamanda ölecek olan insanların bir müddet yanında, başucunda beklerler. Ben onu görünce anladım ki Ali'ye ölüm büyüsü yapılmış. Daha sonra dönüp arkadaki duvara baktığımda sizin göremediğiniz ancak içten içe sizi rahatsız eden yazıları gördüm. O yazılar Ali'nin odasında da var ancak siz bunu göremezsiniz. Ben o yazıları defterime not edip başka bu işi bilen arkadaşlarımla da konuştum. Size bu olayı tam anlatacakken içeri giren o kadının beni görmesi ve rahatsız olmasından anladım ki o kadının bu olaylardan haberi var. Ve olan biten her şeyi onun yaptığını anladım. Hocanın lafını yarıda keserek ama neden? Oğlum onun kızıyla evli. Neden ona böyle bir kötülük yapsın ki diye sordum. Hoca konuşmasına devam etti. Sizde uyuduğum ve Ali'nin başını duvara vurduğu o gece o kadın evde karanlıkta siz uyurken bir şeyler yapıyordu. Ali'ye getirdiği yemekler hepsi zehirliydi. Böylelikle ona yedirdiği şeyler sayesinde onun ruhunu ele geçirmelerine yardım etti. Size Ali kurtuldu dediğimde yalan söyledim. Çünkü bu işin sadece o mezarlıkta biteceğini biliyordum. Arkadaşlarımın yardımı ve Allah'ın izniyle olup biteni zamanda anladım. O kadın Ali'nin ruhunu verip karşına zengin olmayı planlıyordu. Ancak başaramadı. O mezarlıkta sürüyle giden o varlıklar sizin evinize gitti. O keçiyi onlara kurban verip Ali'yi kurtardım. Onlar da bir can almak için bu anlaşmayı yapan kişiye yani Eda'ya musallat oldular. O bunu çoktan hak etti. Allah bizi böyle insanların şerrinden ve kötü amellerinden korusun. Siz de hayatınıza aldığınız insanlara çok da güvenmeyin deyip ayağa kalktın. Ali de bu arada kendine gelmiş, gözlerini açmıştı. Oğlum kurtulması beni mutlu ediyordu ancak sevdiği kadının annesinin böyle bir kötülük yapması onu nasıl etkileyecekti bilemiyorum. Neredeyse sabah olmak üzereydi. Havanın aydınlanmasına da az kalmıştı. Ben düşüncelere dalarken telefonum çaldı. Arayan halamdı. Ses çok kötü geliyordu. Hemen eve gelmemi söylüyordu. Ali'yi hocanın evinde bırakıp hoca ile birlikte yeniden o eve döndük. Halam bahçede bizi bekliyordu. Beni görünce çok kötü şeyler oldu diyerek kendini tutamadı. Ağlamaya başladı. Ali de evde yok. Nerede bilmiyorum dediğinde merak etme Ali'yi. Her şey yolunda dedim. Evin kapısından girince iğrenç bir kokuyla karşılaştık. Bu koku dayanılmazdı. İçeri girdiğimizde kokudan daha beter olan bir şey daha vardı. Eda ve kızı Güneş bedenleri mosmor olmuş bir şekilde tavandan boyunlarına asılı bir halde sallanıyorlardı. Bedenleri çürümüştü. Sanki bu ceset birkaç saatlik değildi. Günlerdir hatta haftalardır burada bekliyordu. Halama polisleri çağırmak lazım dediğinde çağırdım kızım. Merak etme dedi. Ali'nin odasına girecek gibi değildi. Yatağı kan içindeydi. Duvarda asılı hayvan sakatatları, kanla çizilmiş yarı insan yarı hayvan figürleri, daha neler neler. Birkaç saat burada durmak insan aklını kaybetmesi için yeterliydi. Biz daha fazla burada kalamazdık. Kapıdan çıkıp kendim bahçeye attım. O an genç bir kızın feryat ederek eve doğru geldiğini gördüm. Bu kız Eda'nın küçük kızıydı. Onu sadece bir kez düğünde görmüştüm. Kızlar zaten hiç annelerine benzemiyordu. Çok tatlı ve akıllı kızlardı. Bir annesinin yaptığı bir yanlış yüzünden hayatını kaybetti. Biri de şimdi karşımda hayatı mahvolmuşçasına kendini yerden yere vuruyordu. Kollarımız arasında bayılıp kendinden geçti. Onu hastaneye götürüp bir yakını var mı diye uyanmasını ve onu gelip almasını bekledik. Bu sırada Ali için de biraz tedirgindim. Bu yüzden onda birkaç gün hastanede kalması gerekiyordu. Uzun zamandır iyi yiyip içmediği için biraz zayıf düşmüştü. İsmini unuttuğum bu kızın uyanmasını beklerken doktor içeri girip bu hanımefendinin telefonunda kayıtlı sadece birkaç numara var. Onları da aradık. Kimse açmadı. Sadece babasıyla konuşabildik. Babası başka bir şehirde olduğunu, en kısa süre içine geleceğini söyledi. Murat Hoca bu arada gitmişti. Halam da son birkaç günde zaten çok yoruldu. O yüzden hastanede tek başıma beklemeyi tercih ettim. Yarın erkenden oğlumu da alıp gidecektim. Ancak bu zavallı kızı tek başına bırakmak hiç içimden gelmiyordu. Gözlerini açmış, tek kelime etmeden gözlerini bir noktaya dikmiş, sessizce ağlıyordu. Saat neredeyse gece yarısı olacaktı ki odanın kapısı açıldı. Hemşire içeri girip, "Buyurun, kızınız burada," dedi. İçeri giren adam direkt kızın yanına gidip onun elini tuttu. Ona her şeyin iyi olacağını söyledi. Saçlarını okşayıp alnından öptü. Sonra ayağa kalkıp bana doğru döndü. "Siz mi kızımı hastaneye getirdiniz?" "Çok teşekkür ederim," dedi ve duraksadı. Birkaç saniye bakıp sessiz ve titrek bir ses tonuyla "Zeynep," dedi. Benim dilim tutulmuş, bedenim kilitlenmişti. Birkaç adım daha atıp eliyle omzuma dokunarak "Gerçekten sen misin? Ne olur bir şey söyle. Konuş benimle," dedi. Ben bayılmamak için kendimi zor tutuyordum. Bu yaşadığım olay karşısında gözyaşımı tutamayıp sessizce ağladım. Benim ağladığımı görünce gülümsedi ve yanağına düşen gözyaşını silerek bana sımsıkı sarıldı.
Bu benim yıllar önce canımdan daha çok sevdiğim, sırf ailesi istemiyor diye boşanmak zorunda kaldım o adamdı. Kokusu hala aynıydı. Öyle sıkıca sarıldı ki sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi. Ben daha fazla dayanamayıp kollarına bayıldım. Gözlerimi açtığımda başımın üstünde sadece Cemal vardı. Elimi tutmuş, gözlerini hiç ayırmadan bana bakıyordu. Gözlerimi açar açmaz ona olan biten her şeyi anlattım. Bu yaşanan olayların içinde beni en çok etkileyen şey oğlumun kendi kardeşine aşık olup onunla evlenmesiydi. Bu olay benim son nefesime kadar kalbime bir bıçak gibi saplanacaktı. Oğluma bu olaydan bahsetmedim. Cemal oğlunun olduğunu yıllar sonra öğrenmişti. Ancak bunun yanında da bu korkunç gerçekleri de öğrenmişti maalesef. Bu saatten sonra hayatıma nasıl devam edeceğim hakkında bir fikrim yok. Ama bildiğim tek şey bazen her şeyi oluruna bırakmak gerek. Sizin olan size mutlaka gelecektir. Allah hepimizi dost görünümlü düşmanlardan, melek görünümlü şeytanlardan korusun. Allah'a emanet olun. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.